Bu sefer dumandan söyleyelim. Son pişmanlık neye yarar? Her şeyin bedeli var. Olmadı bir yer. Son pişmanlık neye yarar? Bu da Müslüm Baba'dan. Neyse, telife girmeyelim telife. Arkadaşlar enerjik başlayalım. Musikiyle başlayalım. KPSS tarih deneme 2 asıl deneme. 20'lilik. Elinize kağıdı kalemi aldınız mı hacı? Çatır çatır soruları yapıyoruz mu? 27'de 27 çıkartıyoruz mu bu sefer? Bütün seçenekleri açıklayacağım. Böyle YouTube kanallarına girmeyin. 15 dakikada hallediyor. 20 dakikada şunu yapıyoruz falan. Hepsi uydurmadır. Bir şeyler kasıyor. Rating mi kasıyorlardı? Ha. Keşke yıllar önce başlamışsaymışız bu işlere. Ne tıfıl herifler 200 bin, 500 bin beğeniyle dolanıyorlar. Arkadaş ne anlıyorsunuz la onlardan? Adamların şeyleri, soruları bile görünmüyor la ekrandan. Hı? Karikatür manikatür çizmiş. Arkadaş yalan yanlış bilgiler. Pıtı 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 pıtı. Neyse. Şey. Mütevazi mod. Ha. Mütevazi moda girdim. Arkadaşlar hemen yardırmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? KPSS tarih deneme 2. İlk Türk devletlerinden kalan. Bak map bilgisi. Daha henüz sorusu gelmedi. Eserlerinden hangileri Uygur sanatının örneklerindendir? Durdurduk mu? Durdur. Durdur abi. Çöz. Ondan sonra bende. O iş bende hacı. Arkadaşlar bak ilk Türk devletleri Uygurlar var ya. Yerleşik hayata mı geçtiler? Evet. Master Degree. Bundan önce Balbalları görüyorsun değil mi? Mezar taşlarına koyulan heykelcikler var ya. Ulan o ne geri zekalı heykel. Bu iki tane göz yapmış bir tane ağzına böyle emoji gibi diye bakıyor. Bir şeyin ileri olup olmadığını anlamak için o dönemle kıyasla. Mesela Ege'nin şeylerine bak. Heykellerine bak abi. Yunan uygarlığının. 3D yapmış herifler neredeyse. Peki yerleşik hayatında tabii ki etkisiyle arkadaşlar heykelcilik yardıracak. Diz çökmüş adam heykeli bak yaz meraklıysan Google'a hemen çıkar ve at başı heykeli. Bunların ikisi arkadaşlar Uygur sanatının örnekleridir. Stupalar var bir de bunlarda biliyor musun? Maneizm dinine geçiyorlar ya. Maneizm diniyle beraber ne oluyordu? Savaş özellikleri kaybediliyor ya. Evet. Ve burada arkadaşlar artık yerleşik kültürle beraber çok şeyin ilkine imza atacaklar bu gobeller. Sorusu geldikçe açıklarız. Burada arkadaşlar altın elbiseli adam olmaz. Şimdi bazı kaynaklar İskitlere aittir, bazı Hunlara aittir. Altın elbiseli adam zamanında Esik Pazırık Esik'te çıkıyor. Bir şey 60'lı yıllarda Ruslar işte bir yol çalışması mı ne yapıyorlar? Orta sıra kaldırıp aha altın elbiseli adam çıkıyor. O şeylere ait değil. Uygurlara ait değildir. Bunlara aittir. O zaman arkadaşlar inşallah doğru yapmışsınızdır. Yapıştır. 1 ve 3'tür. Geç. İlki Kayseri'de kurulan. Evet. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yaygınlaşan ve Yabanlu adı verilen ekonomik faaliyet aşağıdaki hangi alana yöneliktir? Durdurduk mu? Hemen zaman kaybetmemek için yardırıyorum. Balıkçılık dal arkadaşlar. Avcılık da dahil. Balıkçılık avcılık değil. Biz sonuçta yabanlı denen bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Bir kurum düşüneceğiz abi. Balıkçılık avcılık için bunu niye kursun herif? Peki değerli maden için mesela Osmanlı'da bunu göreceğiz. Değerli madenlerin satıldığı Bedesten. He? Kapalı çarşılar. Taşımacılık. Mekkari taifesi göreceğiz mesela Osmanlı'da. Taşımacılık işleri şehirden şehire taşımacılık şirketi var adamların. Burada arkadaşlar Kayseri'de ilki açılan bazar bazar. Aslında pazar değil biliyor musunuz? Gerçek şeyi bazar. Pazarcılıktır yabanlı. Doğru mu? Geç. Haçlara karşı Anadolu'yu savunanlar arasında Gibi Beylik ve devletlerden hangileri yer alır? Arkadaşlar durdurduk mu? Yapıştırdınız mı? Eline kağıdı kalemi al abi. Şimdi Haçlara karşı da Desimaç diye tutun abi bunları. İlk Türk beylikleri 1071'den sonra ortaya çıkıyor. Desimaç. Hemen şifreyi hallet. Şifreye karşıyım ama onlar güzel uyuyor. Desimaç. Danişmentoğulları. Seyle Saltukoğulları. Meyle Mengücekler. Aile Artuklular. Çeyle Çaka Beyliği. Doğru mu? Ha, bu ilk beyliklerden bahsediyoruz. Sevgili arkadaşlar danışmentlerle ilgili bir bilgi vereyim mi size? Çok güzel bir soru olur. Beylik aşamasını da aşıp söyle devlet aşamasına geçen beylik danışmentler. Emir Gazi en önemli hükümdarları. Yağılbasan Medresesi, Anadolu'nun ilk medresesi. Doğru mu? Sevgili arkadaşlar direkt bunlar ne yapmış biliyor musun? Saltuklularla ve şey pardon Anadolu Selçuklu devletiyle kanki olmuşlar abi. Ve bunlar ne yapmışlar? Haçlılar geliyor ya 1096'da ilk Haçlı Seferi.
Direkt ne yapıyorlar abi? Karşılıyorlar bunları. Kanki. Peki hatta birinci Dorlion, birinci Kılıç Aslan zamanı, ikinci şey, birinci Mesut, ikinci Dorlion Savaşı bu Eskişehir tarafında yapılıyor. Buralarda arkadaşlar yeniliyorlar, 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 yeniliyorlar ama çok kalabalık geldikleri için en son ne yapıyorlar biliyor musun? Gerilla savaşı vermeye başlıyorlar. Pusu kuruyorlar Anadolu'da. Bunu Danışment oğullarıyla beraber yapıyorlar. Buna destek çıkan da Saltuklar oluyor. Saltuklar da Erzurum merkezi ya kurulan beylik. Bunlar da destek olmuş Danışment oğullarını özellikle Haçlı seferlerinde. O zaman her üçü de girer abi, yapıştır. Geç. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde Rumeli fetihlerinden hemen sonra bölgeye katı atacağız. Su başı atacağız. Su başı değil bak. Suyun başında olan adam değil. Su. Asker başı. Arkadaşlar durdurmuşsunuzdur. Ve çak. Çakmışınızı ben açıklıyorum. İskan olmaz. Aslında olur da. En iyi açıklayan bu olmaz. İskan siyaseti neydi? Dış iskan, iç iskan. Dış iskan neydi abi? Anadolu'dan aileleri, özellikle kavgalı ailelerden birisini alırsın. Rumeli'ye göç ettirirsin. Böylece Anadolu'nun Türkleşmesini ve Müslümanlaşmasını sağlarsın. Doğru mu? Hadi kadı ve subaşı buna, hadi vakıflar buna yardımcı olur. Ama arkadaşlar en iyi açıklayan bu değil. Biz bu iki kavramın ne ifade ettiğine bakacağız. Buna göre bir şey çıkaracağız en iyi olabilmesi için. Rumeli seferlerine ortam hazırlamak. Sevgili arkadaşlar, Rumeli seferleri için önce sen kendine oradan bir askeri üs seç bakalım. Kadı ve subaşıdan önce. Doğru mu? Askeri üs deseydi, bir kaleyi aldılar, askeri üs yaptılar falan deseydi olurdu. Peki Rumeli'deki siyasi oluşumları bölmek istemekle bunu yapacağız ama hani Hristiyanlar arasında o bölünmüşlüğü korumak, Fatih'in yapmaya çalıştığı şeyler biliyorsunuz. Kuruluş döneminde de siyasi oluşumlar. Ama kadı ve subaşı gönderip de niye siyasi oluşumları bölmek istesek? Böyle bir şey olur mu lan? Alakası yok. Peki Müslüman Hristiyan halk arasındaki düşmanlığı gidermek bunlarla mı yapacak bunu? Kadı gönderip de. Zaten istimaleti uyguluyorsun, doğru mu? Yani burada istimaletten falan bahsetmesi lazım. Yani hoşgörü politikasından. Arkadaşlar net bir şekilde nedir biliyor musun? Kadı şer'i yasalarının uygulayıcısı. Doğru mu? Bunların içerisine ne giriyordu? Medeni hukuk daha çok. Yani evlenme, boşanma, miras. Ha? Bu tür şeyler, velayet davaları. Peki güvenlik subaşı. Arkadaşlar Türk İslam Devletleri de komutan demektir subaşı. Osmanlı'ya geçince taşrada güvenlikten sorumlu kişiler olmuştur. Güvenlik tabii ki net bir şekilde. Gerçi inşallah doğru yapmışsınızdır. Yıldırım Bayezid döneminde sevgili arkadaşlar yaşanan savaşlar. Bu soruyu daha önceki şeylerde açıklamıştım. Ne güzel sorular AYT'de. Hangi iki savaş şeyin Bizans'ın ömrünü uzatmıştır? Hadi bu soruyu alma böyle. Başka türlü bir baksana. Hangi savaşlar sizce arkadaşlar? Buradan bir soru daha çıkartalım. Niğbolu ve Ankara biliyor musun? Böyle cevap verdiler. Mis gibi bir soru değil mi? Bebeklere sordular bak. AYT küçüklere sordular. Size de aynı kalemden geliyor işte. O yüzden küçümseme. Kimse kimseyi küçümsemesin. Bizde hiç fark etmez abi. Tarih bir bütündür bizde. Anladın? Sana da kasmos gibi soru gelebilir. Ona da gelebilir. Sana da çok basit bir soru gelebilir. Ona da bizde hiçbir şey fark etmez. KPSS'de ilk üçlü konuyu çıkart. Hepsi aynıdır abi. AYT'nin gibi yardır gitsin ya. Hiç fark etmez. Bebeklerin sorusunu bile çözün ya. Tapates sormuşlardı çocuklara. Tapates. Biriklerin halı ve kilim dokumacılığını. Ne bilsin lan bebek? Yıldırım Bayezid döneminde savaşlardan hangileri Türk İslam dünyasındaki liderlik mücadelesiyle açıklanır? Sevgili arkadaşlar, liderlik mücadelesi varsa cihat olmayacak demektir. Bence çoktan buldunuz soruyu. Doğru mu? O yüzden burada ne yapacağız biliyor musunuz? Cihat olmayan bir şey arayacağız. Niğbolu Savaşı nedir abi? Cihattır. Cihat olduğuna göre, değil mi? Yıldırım o sırada İstanbul'un kuşatmakla meşgul, bir haber geliyor. 15 çeşit Haçlı grubu senin üstüne doğru geliyor. Niğbol'da ağzını burnunu dağıtıyor. Buradaki biraz kibir var ya, Niğbol'da bunları yendikten sonra Angara Savaşı'nda Timur'a çok böyle pespaye davranmasına neden olacak. Böyle çok ne diyelim, ihtiyatsız davranmasına neden olacaktır. Peki arkadaşlar, Angara'da karşında Türk ve Müslüman şey yok mu? Var. O zaman bu Türk İslam dünyasındaki liderlik mücadelesi. 40 dilim savaşı ne biliyor musunuz? Bizim Çorum'da, Osmancuk'ta yaşandı bu. Bak, Eretna devleti var. Tamam. Onun varisi olduğunu iddia eden Kadı Burhanettin devleti var. Evet. Orta Anadolu'da Osmanlı için mücadele için Osmanlı'yla kapışıyorlar. Bu kadar basit nedeni.
Osmançuk'ta 40 dilim denilen mevzilerde kapışıyorlar. Yalnız Yıldırım gitmiyor. Şehzade Ertuğrul'u gönderiyor. Şehzade Ertuğrul şehit oluyor Yala Savaş'ta. Benim bu Laçin'de falan öğrencilerim var. O Osmancık tarafında ayak basmıyorlarmış bazı yerlere. Yani bazı yerlerde şehitler var hocam burada deyip ta bu savaşa gidiyor arkadaşlar. Peki bunlar Türk İslam dünyasındaki liderlik mücadelesidir. Cihata girmez geç. Osmanlı Devleti'nde Kuzey Afrika'nın fethi çalışmaları aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin döneminde başlamıştır? Yapıştır. Durdurdun mu arkadaşlar? Durdurdun. Tamam. Evet. Arkadaşlar Fatih İstanbul'u sadece İstanbul'u aldığını zannediyorsunuz değil mi? Hey, Balkanları dağıttı. Bosnlar, Sekler, Sırbistanlar, Belgrad hariç Sırbistanlar, Eflatlar, Boğdanlar, Arnavutluklar yardırdı gitti. Aynı zamanda Kırım değil mi? Kırım aldı. Karadeniz'i Türk Gölü haline getirdi. Anadolu'da gitti Trabzon'u 1461 Trabzonspor oradan gelsin. Oraları aldı. Peki geç. Abi 2. Bayezid'in dönemi sönük geçti çünkü Cem Sultan olayı yaşandı. Sorusu gelsin anlatırız. Abi burada 2. Selim, Sarı Selim. Bir geçenlerde yazmışsınız Kırmızı Tubor Selim diye. Atalarımızla ilgili öyle şeyler yazmayın. Arkadaşlar 2. Selim, Sarı Selim. Kıbrıs'ın değil mi? Kıbrıs'ın Fatih'i. Kıbrıs'ı Sokullu Mehmet Paşa'ya geçiyor burada mahalle derler de. Sokullu ipleri alıyor ya kimsenin zamanında. Peki Kanuni Sultan Süleyman. An gelir Kanuni Sultan Süleyman ölür. Attila İlhan demiş. Arkadaşlar 46 yıl başta adamın yaptığı seferlerin haddi hesabı yok. 13 tanesini 13 ya 16 13 olması lazım. Tam bizzat kendisi gerçekleşiyor saymak lazım. Arkadaşlar burada Yavuz Sultan Selim'den bahsediyoruz biz. 8 yılda 80 yıllık ömrüne 80 yıllık iş sığdıran kişi diye mi geçiyordu? Yes, Master Degree. Hep doğuyla mı uğraştı? Master Degree. Çaldıran Savaşı Şah İsmail'i dövdü. Master Degree. 1516 17 17 ile 1516'da Mercidabık Savaşı, 1517'de Ridaniye ile Emliklere güle güle. Mısır'ı alarak Kuzey Afrika'nın fethi çalışmalarını başlatır Yala. Mısır'ı alması gerekiyor önce. Doğru mu? Peki şöyle bir şey düşünelim sevgili arkadaşlar. Bak şöyle bir soru sormuşlardı aşağıdaki. Hangi savaşla Yavuz Sultan Selim Memlükleri yıktı? A seçeneğine Mercidabık koydular. Sakın iki savaşı karıştırma. Mercidabık Suriye'de. Orada Suriye'yi alıyor. İkinci savaş Ridaniye, Kahire'nin hemen kuzeyinde sokak çatışmalarına bile dönüşüyor. En son Mısır'ı ele geçiriyor. Sonuç Ridaniye ile Kuzey Afrika'nın fethi çalışmaları başlar. Geç. Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olmaya başladığı dönemde, yani yükselme döneminden bahsediyor abi. Evet. Peki gruplarından hangilerinin gücünü artırdığı savunulabilir? Arkadaşlar durdurduk mu? Durdurduysan nasıl hiç vakit kaybetmeden, zamanımızı tüketmeden hemen giriyorum olaya. Yapıştırdınız deme bulmuşsunuzdur bence. Sevgili arkadaşlar Türkmen olmaz. Size şunu sordular. Kuruluş döneminin en önemli sülalesi kimdi Osmanlı'da? Evet. Aldım Çanlarlı sülalesi. Peki kim kırdı bu sülaleyi? Fatih. İstanbul'un fethinde bence Çandarlı'ya haksızlık edildi. Orada biraz iftira atıldı da. Bizans'tan para aldı. İstanbul'un fethine karşıydı falan dediler. Çandarlı sülalesini ezdi geçti abi. Çandarlı sülalesi Türkmenler. Türkmenlerin gücü ezilirken devşirme kökenler öne çıktı. Fatih bir kırılma noktasıdır o yüzden. Unutma. Abi reayanın hangi dönemde gücünü artırdığı görülmüş. Senin fakir halk burnunu çeke çeke yaz. Ne yapsın? Çiftçilikle uğraşıyor. Burada arkadaşlar öne çıkan devşirmeler. Fatih kırılma noktası. Devşirmeyi niye ön plana çıkardı biliyor musun? Adı üstünde kapı kulu ben veriyorum maaşı diyor. Devletten maaşı alıyorsa bu adam. Düşünsene 3 ayda ulufe mulufe alıyor Yeniçeriler öyle düşün. Kabaca öyle söyleyelim. Bu adamlar abi ne yaparlar? Devlete sadık kalırlar diye düşünüyor. Doğru mu? O yüzden arkadaşlar hangi cinin gücünü artırdığı savunulabilir? Tabii ki yalnız bir geç. Osmanlı Devleti'ne vakıf sistemi hayır kurumları mıydı? Günümüzde de varlığını sürdüren. Evet. Sevgili arkadaşlar alanlarından hangilerine yarar sağlamaya yönelik bir işlev görmemiştir? Durdurdunuz. Yaptınız. Peki inşallah doğru yapmışsınızdır. Arkadaşlar İskan faaliyetlerinde Abdalanı Rum, Abdalanı Ahiyan
Ahiyanı ruh, bunların hepsi tekkeler, zaviyeler hepsi yardımcı olacak, vakıflarda girecek buna. Rumeli'yi şenlendirme derler. Bak, imar faaliyetlerinde şenlendirme. Bu soruyu da sorsalar ne güzel olur değil mi? Anadolu şey Rumeli'yi şenlendiriyorsun. İmar faaliyetlerinde bulunuyorsun. Adam aç, fakir ne yapıyor? Bakıp gidiyor oraya mesela imarethane kuruyor. Medrese yapıyor. He? Gidiyor ve bunların hepsi vakıflar tarafından finanse edilir. Peki arkadaşlar, Han, Kervansaray gibi yapıları işletmez mi? Kervansaray 3 gün her şey bedava hacı. Doğru mu? Kervansaray ticaretin geliştirilmesi için. Bunlar da öyle kafaya göre yapılmaz ha. 70 kilometre, 70 kilometre, 70 kilometre böyle hizayla süper bir teknik. AB savaş zamanı askeri ihtiyaç mı ihtiyaç karşılanmaz. Yuh. Onu devlet kendisi karşılayacaktır. Vakıf gidip de para mı verecek askere? He? Askeri ihtiyaçlarımı karşılayacak. O yüzden yalnız ikidir geç. Osmanlı Devleti'nin klasik döneminde toprağın köylüler tarafından kullanılması ya da bir kişiden başka bir kişiye, bak burada kelime oyunlarına dikkat edin. Bir kişiden başka bir kişiye devredilmesi abi. Mülkü vermiyor bak. Mülk satma matma demiyor. Devletin koyduğu kuralları aşağıdakilerden hangisi uygulamıştır? Seni gönderdim köye. Köylüyü çalıştırdım. Vergi sana verdi. Karşılığında cebeli besledin bana. Hazineye para girmedi ama hazineden para çıkmadı. Hangi sistemden bahsediyorum? Tımar değil mi? Çoktan çözmüşsün, durdurdun değil mi abi? Evet. Çözdün. Arkadaşlar kadı olmaz. Geç. Kadı neydi? Şer'i hukuk kurallarını uygulayan adalet, adalet. Emir-i Dat'ta örfi hukuk kurallarının başındaki adam mıydı? Bak mesela kadının başı Kadı Ülkudat. Baş kadı. Emir-i Dat İşte örfi hukukun başı. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar, mültezimler iltizam usulünün uyguladığı yerde vergi toplayan kişiler. İltizam ne? Tımarın bozulmuş hali. Bak, tımar da para kazanıyor mu devlet? Yeah. O zaman para kazanmak ihtiyacı duyunca, özellikle coğrafi keşiflerle para ekonomisi piyasaya girdi ya abi, şey dünyaya egemen oldu ya, seninkin para ihtiyacı var. Tımardan para kazanamayınca ne yapıyor? Bugünkü özelleştirmeler gibi düşün. Diyor ki, Osmancığım vergi toplama hakkını satışa çıkartıyorum. Millet ihaleye giriyor abi. Alıyor mesela kodamanlardan birisi 3 yıl boyunca 3 eşit taksitte o parayı ödüyor. Abi onlara mültezim deniyor işte. Oradan vergi to bak bir şeyi almıyor, mülkiyeti almıyor. Vergi toplama hakkını alıyor. O zaman bir, iltizam usulünün uygulandığı yerde mukata diye denir bunlara. Arazilerde vergiyi toplayan gobellere mültezim denir. Gitti. Sekban çok bir şey böyle spekülasyonlara uğra. Ta birinci Murat zamanında köpek yetiştiricisi bunlar arkadaşlar. Heh. Fatih zamanında bunlar böyle Yeniçeri Ocağı'na falan alınıyor. Sonra bir iniyorlar bir çıkıyorlar. Bu böyle 17, 18, 17. yüzyıl gibi düşünün. Tımar sistemi kayış koparıyor ya. Bu ileri gelen eşraflar bunlar bir de tüfek müfek kullanmaya başlamışlar. Tımarlı sipahiler çünkü eski doğuşken yani eski usul dövüşüyorlar. Yavaş yavaş bunları kendi yanına alıyorlar. Sonra Sekban'ı Cedit falan ocağını kuruyor tabii 1808'de. Bu Sekban yani Yeniçeri ocağıyla kaldırıldı diyebilirsiniz. Burada arkadaşlar doğru yanıt tımarlı sipahi. Bak ne yapıyor? Toprağın tarafından kullanması ve kişiden başka bir kişiye. Akrabasına da devredebilir biliyor musun sipahi? Eğer devlet şey görürse genelde de öyle yapıyormuş zaten. Güveniyor mu? Güveniyor. Adamın siciline bakıyorlar herhangi bir arızası olmuş mu? Ya o zaman tamam sıkıntı yok diyor. Osmanlı Devleti'nin evrensel veya tüm dünyayı kapsayan dünya devleti ülküsü nedir abi? Cihan Şumul bu senin ayete sorusu biliyorsunuz. Bunu da tutturduk. Çünkü hazırladığım tahminlerin videosunda Cihan Şumul'u yapıştırdım abi. Bu senenin tutturduğumuz güzel sorusu. Nedir? Dünya devleti değil mi? Cihan Şumul anlayış hangisiyle yakından ilişkilidir? Arkadaşlar millet sistemi olmaz. Dokundun değil mi? Dondurdun, 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 dondurdun. Millet sistemi olmaz. Millet sistemi neydi? Osmanlı millet deyince milliyetçilik anlamaz. Sırp, Bulgar bilmem ne gelmez aklına. Ne gelir? Yahudi milleti, Hristiyan milleti, Müslüman milleti. Yani dine göre toplumsal tasnif yapar. Anladın? Bunlara da istimalet uygular biliyorsun. İstimalet neydi? Hoşgörü politikası. Biz Cihan Şumul'la ilgili bir şey arıyoruz. Dünya devleti. O zaman ne arıyoruz abi? Fetih, fetih, fetih. Bununla ilgili bir şey. Peki devlet ebed müddet. Devletin sonsuza kadar yaşatılması. İlk Türk devlet Orhun kitabelerinde böyle bir laf geçer. Ey Türk. Neydi? Yok delinmedikçe senin ilini töreni kim bozabilir? Peki Kanuni Kadim eskiden beri geçerli olan kanunlar Osmanlı'da. Doğru mu? Bunu 3. Murat bozuyordu. Kanuni Kadim'e aykırı hareket etti. Yeniçeri Ocağı'na hokkabaz aldı. Ne bileyim gitti işte.
oğlunun sünnet düğününde kanun kadime aykırı hareket etti diye sordular. Peki arkadaşlar nedir biliyor musunuz mu? Kızıl elma. Kızıl elma ne biliyor musunuz mu? Bitmek bilmeyen Fethi abi. Hiç bilmiyor, bitmiyor. Bir ülkü bu. Atıyorum İstanbul senin için kızıl elma mı? Aldın mı abi? Rahatlamıyor. Bu sefer Belgrad oluyor senin için kızıl elma. Belgrad'ı aldın mı abi? Bu sefer Viyana oluyor. Hadi Viyana'yı da aldık. Viyana'yı da bitmiyor. Diyor ki bu sefer Roma benim için kızıl elma. Bitmek bilmeyen Fethi. O zaman direkt devlet dünya devletiyle bağlantılıdır. Peki Osmanlı da 16. yüzyılın ikinci yarısından sonra önce devletin belli amaçlar için aldığı. Sonra arkadaşlar artık kayış kopuyor ya devlette. Doğru mu? Artık nedir? 16. yüzyılın ikinci yarısı. Yani Kanuni'nin ortaları. Artık tekalifi divaniye olarak bilinen daha ağır vergiler tahsil edilmeye başlanıyor. Arkadaşlar halkın depesine biniyor kısaca. Peki ne olur? Bak şu klasik bir şey. Yorum sorusu. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ortam hazırlamış olabilir? Olamaz. Bir kere abi adam borçlanacak. O zaman faizciler, o dönemde de tefeciler var. Hacı Hüsrev. Çiftçiler faizcinin eline düşüyor, eline düşüyor. Yazık. Peki bugün modern faizcileri kim? Modern faizciler bankalar. Bankaların eline düşüyor. Peki köylü mahsullerini daha ucuza satıyor. Paraya ihtiyacı var, borcu var adamın. Ne yapacak abi? Daha ucuza elden çıkacak. Kodomanlar çöküyor bu mallara. Peki abi adam artık karnını doyuramıyor köyünde baktı. Bugünkü gibi düşün. Ne yapacak? Toprağını terk edecek. Kısaca köyden kente göçler yaşanacak. Bunu biz Celali İsyanlar'da büyük kaçkun olarak biliriz. Köyden kente yoğun göçün yaşanması. Peki demografik yani nüfus yapısı dengelenir mi abi o zaman? Tam tersi. Yamuk yamuklaşır. Niye? Köyler boşaldı, şehirler doldu abi. O zaman ne olur? Ülke içerisinde demografik yapı dengelenmez. Tam tersi dengesizleşir. Geç. 18. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde padişahlar ilk kez bir şey aşağıdaki hangi anlaşmada halife unvanını kullanmaya başlamışlardır? Haydi bakalım. Durdurdunuz mu arkadaşlar? Master Degree. Hemen cevaplıyorum. Prut Anlaşması 1711. Bu sene keşke sorsalar. Baltacı Mehmet Paşa'yı hala bekliyorum. Prut bataklıklarında Rusları sıkıştıran komutanımızdır. Ve Azak Kalesi'ni geri alıyoruz Prut'ta. Ve İstanbul'da sürekli elçi bulunduramıyorlar. 1700 İstanbul Anlaşması'nı ters çevireceksin. Prut bu demektir abi. Doğru mu? Peki Pasarotçu Anlaşması'nda arkadaşlar ilk kez ne oluyor biliyor musun? Avrupa'nın bilim ve teknikteki üstünlüğünü kabul ediyoruz. Lale devrine giriyoruz. Tarih 1718. Fransa'nın Mısır işgali var ya 1798. İlk kez denge siyaseti izliyoruz. İngiltere ve Ruslar bize yardıma geliyor. Karlofça Anlaşması var ya 1699. Avrupa'da savunma pozisyonuna geçiyorsun. Ta Türk ordusu 1921 Sakarya'ya kadar aman da aman Sakarya'ya kadar hep savunma durumunda. Son savunma savaşı da Sakarya olacak. Anam kendimden geçtim ben. Arkadaşlar Küçükkaynarca Anlaşması'dır. Doğru mu? Niye biliyor musun? Kırım elden gidiyor. Hacı Kırım. Kırım halkı Müslüman olan bir toplum. 1774 küçük kaynaca. Kırım elden gidince seninkiler birden ona biz halifeydik yalan diyorlar. Niye biliyor musun? Bunu sordular size. Çok basit de cevap verdiler. Kırım halkı ile kültürel bağlarını korumak dediler. Aynı şeyi Trablusgarp Savaşı için de söylersin. Uşi anlaşmasına biz öyle bir madde getiriyoruz. Trablusgarp halkı ile halkı dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Aynı mantık işte. Doğru mu? Kırım halkı ile kültürel bağlarını korumak. Geç. Genel anlamda darbe. Aha. Müfredata yeni giren bir şey. Keşke bu sene sorsalar benim öğrenciler çatır çatır yapsa. Ordunun ya da devlet içindeki siyasi elitlerin örtük ya da yasa dışı yöntemlerle mevcut hükümeti değiştirmesi olarak tanımlanır. Doğru mu? Buna göre Osmanlı tarihinde, Türk tarihinde darbe tanımlamasına uyan ilk siyasi hareket. Durdurdunuz mu arkadaşlar? Buldunuz mu? Bence bulmuşsunuzdur. Sevgili arkadaşlar, Tanzimat Fermanı bir padişahın, bir iradenin ürünü. Osmanlıcılık düşüncesi. Senedi İttifak, Rumeli ayanlarıyla 2. Mahmud'un oturması ve ayanlığın resmiyet kazanması. Padişahın yetkilerinin ilk kez sınırlandırılması 1808. Islahat Fermanı'nın ilanı. Gayrimüslim halkların ön plana çıkması. Burada iki şey kaldı. Bu mudur, bu mudur? Bab-ı Ali baskını bir darbedir abi ama ilk değildir. 1913'te Lung diye hükümet binasını basacaklar. İttihatçılar. Enver Paşa. Doğru mu? Ve arkadaşlar o saatten sonra İttihat ve Terakki Partisi dönemini göreceğiz. Ama artık MEP birinci meşrutiyeti de darbe kapsamına aldığı için doğru yanıtı A seçeneği vereceğiz. Mithat Paşa ve beraberindeki genç Osmanlılar. İkinci Abdülhamit'e derler ki meşrutiyeti ilan edecek mi etmeyecek mi hacı?
Abdülaziz zaten değil mi? Öldürülmüş. O da erim bari diyecektir ve zor kullanarak ettirecekler. Buna darbe demişler dediler. Ne kadar inanırsınız, ne kadar mantıklı geldi size ama yapacak bir şey yok. Çıkarsa yapıştır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde Boğazlar, Kafkaslar, Balkanlar bölgelerinden hangileri bak uluslararası sorun haline gelecek abi. Doğru mu? Ve bu bölgelerdeki Osmanlı egemenliği süreç içerisinde sarsılacak. Hangileri? Bulmuşsunuzdur. Durdurdunuz ama buldunuz. Nedir abi? Arkadaşlar bak Boğazlar meselesi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında bir kere çıkacak. Niye? Çünkü biz Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında yardım edin yardım edin diye bağıracağız. İkinci Mahmud'un. İkinci Mahmud'un cevap olarak Ruslar diyecek ki aha yettim gari. Hünkâr iskelesine gelecekler. Bu güzel donanmayı demirleyecekler. Diyecekler ki anaşah. Tamam anaşah diyeceğiz biz de. Eğer size bir saldırı olursa siz boğazları kapatın. Tamam. Eğer size bir saldırı olursa biz de yardıma geliriz. Masrafları siz çekersiniz. Tamam. İkinci Mahmud'un denize düşen yılan hasarlıdır demiş burada. Arkadaşlar ilk kez 1833 Hünkâr İskelesi Anlaşması ile Boğazlar sorunu ortaya çıkmış mı? Master Degree. 8 yıl geçerli olacak demiş anlaşma. 1841'de Londra Boğazlar Sözleşmesi ile bütün kullanım hakkını bize verecekler ama Boğazlar sorunu uluslararası platformda ilk kez 1841'de taşınacak kısaca olur. Peki Balkanlar hiç düşünme abi. Osmanlı Devleti'ne karşı isyan eden ilk Balkan olsa Sırp, ilk bağımsızlığı kazanan Yunan, son bağımsızlığı kazanan Arnavutluk, o arada Sırbistan, Karadağ, Romanya bunların hepsi 1878 Berlin'de elden çıkıyor. Hepsi uluslararası. Ama Kafkaslar arkadaşlar uluslararası platforma taşınmadı. Ruslarla bizim aramızdaki mesele oldu. Doğru mu? Aynen. Master degree. O zaman iki bölgeyi al. Yani 1 ve 3 müdür abi cevap? Sarsılmıştır. Doğru. Geç. Aşağıdaki hangisi 30 Mart olayın sonuçları arasında gösterilemez? Arkadaşlar rejim değişikliğine yönelik ilk isyan mıydı? Hemen durdurdunuz mu? Zamanında iyi kullanalım. Hemen durdurdunuz. Durdurduysanız hemen girişiyorum olaya. Sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde ilk anayasa değişikliği Master Degree 31 Mart olayın sonucudur. Unutma. İkinci meşrutiyet diye işaretliyorsunuz. Sakın. Arkadaşlar ikinci meşrutiyet de kanun esası orijinal geldi. Birinci meşrutiyetin haliyle. İlk değişiklik anayasada İlk gibi 31 Mart olayın sonunda yaşandı. Hep de güzel değişiklikler, demokratik haklar. Yani mesela topluma yürüyüş hakkı verildi, cemiyet kurma hakkı verildi, basından sansür kaldırıldı. Ne bileyim söyle, padişahın yasama yetkisine sınırlama getirildi. Padişahın meclisi açma, kapama yetkisi 3 ayla sınırlandırıldı. Doğru mu? Sansür yetkisi basından sansür kaldırıldı ve kişiyi gönderiyordu abi şeye. Söyle sürgüne onu da kaldırdılar. Elinden aldılar. Peki acaba 2. Abdülhamit tahttan indirildi mi? Master degree şöyle bir soru gelse. İlk kez meclis kararıyla indirilen, tahttan indirilen paşa. 2. Abdülhamit yakıştır. Bir soru daha araya sıkıştırayım mı? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı sürecinde hangi padişah da muhataptı iddiaçılar? 5. Mehmet Reşat. Bunu soruyu sorsalar herkes Vahdettin'e gider. En fazla 5. Mehmet Reşat kaldı abi. Bu da çok silikti iddiaçların direkt etkisi altında. İttihat ve Terakki Partisi güçlenir mi? Evet. Çünkü hareket ordusu bastırdı abi. 31 Mart olayını. Doğurdular. Bu meşrutiyet karşıtlarını. Doğunca İttihat ve Terakki Partisi baskıyı da artırdı aslında bunların üzerinde. Yurttaş hakları genişletildi. Biraz önce söyledim ya kanun esası diye yapılan değişiklikler diye. Yalnız arkadaşlar Arnavutluğun bağımsızlığı için 1. Balkanlı Savaşı'nı bekleyeceğiz. Size sorulur. Son elden çıkan ne diyelim milliyetçilik akımının etkisiyle Osmanlı Devleti'ne ayrılan son Balkan ulusu oluyor. Geç. Osmanlı Devleti'nin Mondros-Ateşkeş Anlaşması'nı imzalamasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Mecburen imzaladık zaten. Arkadaşlar işler kötü. Öyle mi? 30 Ekim 1918 tarih. İmzalayan kim biliyor musunuz? Rauf Orbay. Lozan Anlaşması'na gitmek isteyecek. Atatürk hiç istemiyor. Aman da Rauf giderse amanin de. Sevr'i buna kaktırırlar. Aman bu saftiriye Lozan diye Sevr'i çaktırıp gönderirler diye hiç istemiyor. O yüzden Rauf Orbay'ın çok büyük bir sabıkası olacak Mondros. Sevgili arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? İttifak kuvvetlerinin artık savaşı kaybedeceği iyice anlaşıldı. Savaş burada Orta Doğu'da ne bileyim Anadolu'da dönerken siz Almanlar orada 1. Dünya Savaşı'nda şey mi? Bir eli yağda bir eli balta mı zannediyorsunuz? Onlar da doğuşuyor ve doğuluyor. Peki burada Bulgaristan'ın savaştan çekilmesiyle Osmanlı-Almanya kara bağlantısı kesildi ya. Yardım gelmiyor abi. Osmanlı burada, Bulgaristan burada,
Almanya burada. Kara bağlantısı gitti. Yardım kesildi. Peki Osmanlı arkadaşlar ne Filistin'de, ne Irak'ta, ne Kanal'da ne durdurabiliyor? Suriye'de bir mavi gözlü, boncuk gözlü mü diyordu? O durduruyor. Neydi? Katma Savaşı'nda İngilizleri durduruyor Mustafa Kemal Suriye cephesinde. Bu savaş da gelmedi. Katma Savaşı. Dikkat. Katma. Suriye cephesinde Mustafa Kemal'in zaten askeri hayatını inceleyen bir tane başarısız yok. Osmanlı Devlet adamları biz abi Wilson ne dedi biliyor musun? Savaşı sona erdirirken yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Bizim sahtelikler de buna güvenmiş. Aa çok güzel diye. Burada doğru yanıt ne alakası var taht değişikliğinin yaşanması ki 18'de geliyor arkadaşlar Vahdettin. Başta olan Birinci Dünya Savaşı'nın büyük bölümünde 5. Mehmet Reşat'tır. Bu soruya dikkat. Çok güzel soru olur. Ben de böyle bir soru yapayım ben ileride. Milli mücadelenin hazırlık döneminde söyle. Her türlü etki ve denetimden uzak bir kurul oluşturulmalıdır sevgili arkadaşlar. Bu karar alınıyor Amasya'da, Erzurum'da kuruluyor bu kurul ve Sivas Kongresi'nde ulusallaşıyor. Acaba hangisidir? Hemen bir soluklanalım. Bence çoktan bulmuşsunuzdur. Arkadaşlar icra vekilleri heyeti olmaz. TBMM kurulduğunda açılacak kurumdur, oluşturulacak kurumdur. İrşat heyetleri olmaz. Ve TBMM'nin içinden seçilen milletvekillerinin halkı aydınlatmak ve İstanbul hükümetinin olumsuz propagandalarına karşı değil mi? Halkı aydınlatmak için oluşturdukları heyettir. Felahı Vatan arkadaşlar son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde müdafaa hukuk grubunu kurmuyorlar ya. Böyle işte vatanın kurtuluşu diye toplanıyorlar. Başkanlığını Rauf yapıyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'ndeki grup. Müdafaa hukuk grubu biliyorsun zaten. Doğru mu? Meclisin içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde Atatürk'ün grubu. Arkadaşlar temsil heyetidir cevap. Amasya Genelgesi'nde kurulma fikri, Erzurum'da kurulması ama bölgesel olması, Sivas'ta ulusallaşması. Geç. Aşağıdaki kongre özellik eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir? Durdunuz mu arkadaşlar? Hızlı olalım. Durdurduk. Peki bak 1-2 tane Pozantı Kongresi toplanıyor. Arkadaşlar ikincisine ne oluyor biliyor musun? Atatürk de katılıyor. Mustafa Kemal sadece biz siz Sivas Erzurum zannediyoruz değil mi? Aman da der. Kesinlikle der. Aman. Afyon ve Pozantı'ya da katıldı. İkinci Pozantı. Ve burada bir karar verdiler. Tüm Kuvayi Milliye birleştirilecek. Tamam. Ve Alaşehir Kongresi arkadaşlar geç. Balıkesir Kongresi. Batı cephesini kurdular. Batı cephesini kuran kongre budur. Balıkesir. Böyle oluyor biliyor musunuz? Bizimkiler Sivas Kongresi'nde Ali Fuat'ı bu cepheye atıyorlar. Böylelikle komutanı da oluyor. Doğru mu? Heh. Peki Afyon Kongresi Batı Anadolu'da toplanan son kongre arkadaşlar. Yunan işgaline karşı. Nazilli Kongresi'nin bir özelliği var. Celal Bayar, o meşhur iddiatçı, Galip Hoca arkadaşlar. Bu lakapla katıldığı kongre. Üçüncü Cumhurbaşkanımız mı? Yes, Master Degree. Peki arkadaşlar, Alaşehir Kongresi'nde Mustafa Kemal katılmadı. Tekrar Erzurum, Sivas, ikinci Pozantı Kongresi, Afyon. Doğru mu? Geç. Milli mücadelenin hazırlık döneminde belgelerin hangilerinde halk ihtilale çağrılmıştır? Hadi malum. Bu senenin yine AYT sorusu. Durdurdunuz ve buldunuz mu arkadaşlar? Bulmuşsunuzdur. Havzada miting yap. İtilaf devletlerine telgraflar çek. Protesto et. Mitinglerde Hristiyan halka kötü davranma ki işgallere zemin hazırlama. Doğru mu? Paso ne yap? Miting. Bunu sordular ya. Mitingler yapılmaz. Havza genelgesinde neden bahsetti diye. Samsun raporunda arkadaşlar İzmir'in işgali haksızdır diyor. İlk kez ya bak yetkilerinin dışına çıkıyor. Normalde 9. Ordu müfettişi olarak Samsun. Niye İzmir'den bahsediyorsun sen Samsun raporunda abi? Görev ve yetkilerin dışına çıkıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Samsun raporunda çıkmıştır. Peki halkın ihtilale çağrılması Amasya Genelgesi arkadaşlar. Ne diyor? Ulusun bağımsızlığını ve geleceğini yine ulusun azmi ve kararı kurtaracak. Dır 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 dır. Yankıyla ver. Yapıştır geçsin. O zaman nedir abi cevap? Aha budur. Nedir? Yalnız bir. Yalnızlaştırılmış bir. 20. Milli mücadele muharebeler döneminde aşağıdaki hangi savaştan sonra TBMM artık Doğu'yu da tam kapattı. Güney cephelerini de kapattı. Oh, buradaki birlikler artık asıl mücadele verdiği Batı cephesine gönder. Hangisi acaba arkadaşlar? Durdurdunuz. Ben çözmeye başlıyorum. Birinci İnönü olmaz. Tam anlamıyla kapatamadık zaten. İkinci İnönü de tam anlamıyla kapatamadık. Burada sadece durdurduk adamları. Gediz taarruzu zaten arkadaşlar.
Yani Gediz almaya başardık ama çok zayiat verdik. Ali Fuat da Çerkes'in şeyi de taarruzuydu bu. Eskişehir Kütahya tam perişan. Ordumuzun yarısı kaçtı. Eskişehir Kütahya, Afyon buralar hep düşman işgaline girdi. Arkadaşlar biz Doğu ve Güney cephelerini Sakarya'dan sonra kapattık. Kars'la Doğu sınırımıza son şeklimi verdik. Kars Anlaşması. Master Degree. Peki Ankara Anlaşması ile Fransızlar artık Antep, Maraş, Urfa gitti mi? Evet. Bir Hatay'la ilgili sıkıntı kaldı. Onu ileride çözeceğiz. O zaman doğudaki ve güneydeki birlikleri yardır batıya. Ceyhan. Kurtuluş Savaşı'nın topyekün bir mücadelenin başlaması, olası bir savaşta halk desteğine başvurulması ve Mustafa Kemal'in yasama yetkisini kullanması, arkadaşlar bunu da artık yapıştır. Durdurdunuz ve bence çoktan buldunuz. Bak, Diyaneti Vataniye Kanunu 23 Nisan 1920 şey TBMM açıldı ya, ona karşı bir ton isyan çıktı ya. Vatana ihanet kanunu çıkartıyorlar. Doğru mu? Evet. Peki tehcir arkadaşlar 1915'te neydi bu yasa? Ermenilerin zorunlu göçe tabi tutulması. Doğru mu? Teşkilat esası neydi? Yeni Türk Devleti'nin 1. İnönü Savaşı'ndan sonra ilan ettiği ilk anayasası. Firariler hakkındaki kanun ki bunun sonunda istiklal mahkemeleri kuruluyor. Yine ne diyeyim ben size? TBMM'nin çıkarttığı ilk kanunlardan birisi olacaktır. Buna dikkat edin. Halk desteğine başvurma. Ayakta çorap yok, çarık yok, yiyecek yok, silah yok. Halka başvuruyoruz. Bu nedir? Yasama yetkisinde kullanması tekalifi milliye. Tekrar ediyorum. Meclisin çıkarttığı bir yasa değil. Mustafa Kemal'in başkomutanlık söyle yetkisine dayanarak çıkardığı yasadır tekalifi milliye. Lozan'dan sonra ülkenin politik bağımsızlık hedefini ekonomik bağımsızlık ile tamamlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmış olamaz? Arkadaşlar, ekonomik bağımsızlık için hangisi yapılmış olamaz? Durdurdunuz ve buldunuz bence. İnşallah full'e doğru gidiyoruz. İzmir İktisat Kongresi Master Degree. Arkadaşlar, misak-ı iktisadi politikalarını belirliyoruz. Bunu alırsan onu da alırsın. Doğru mu? O yüzden ülkenin politik hedefleri burada belirleniyor ve misak-ı iktisadi kaynağı yurt içinden söyle sağlanan sanayi dalları kurulmalıdır. İş Bankası gibi bir kurum açılacak. Doğru mu? Peki demir yolu yapımına ağırlık verilmelidir. Arkadaşlar peki kabotaj yasasının kabul edilmesi de bağımsızlık hedefi olmaz mı? Neydi abi kabotaj? Türk karasularında yalnızca yolcu taşıması ve yük taşıması yalnızca Türkler yapabilir. Lozan'dan kalan şu kapitülasyonların artık şeylerini 26'da 1926'da kabotajla hallediyoruz. Direkt bağımsızlık misakı iktisadiye uyar. Peki Adana Mersin şeyini söyleyeyim ben size burada şirketlerin birleştirilmesi ile ilgili demir yolu hattının millileştirilmesi bu şirketlere ya da ne diyeyim ben size mesela bir örnekler reji arkadaşlar tütün rejisi diye bir tekel var Fransızların oraya da orayı da millileştiriyoruz ama aşar vergisi arkadaşlar halkçılıkla ilgili bir durumdur ve çok böyle bağımsızlıkla falan alakası yoktur. Köylünün üzerinden büyük bir yükü kaldırıyorsun ve üretimini 4 katına çıkartıyor köylü. Geç. O yüzden şey bağımsızlıkla pek bağlantı, misak-ı iktisadıyla pek bağlantı kuramazsın. Yeni Türk Devleti'nin eğitim planlamasını, denetlemesini ve yürütülmesini tek bir merkeze toplayan, böylece yurttaşlar arasında milli birliğin kurulması yönünde en önemli adım hangisi acaba? İlk değil, en önemli adım arkadaşlar dikkat. Durdurdunuz. Hemen ben çözüyorum. Sakın bak gidenler Maarif Vekaleti'ne gidenler abi 23 Nisan 1920'de Maarif Vekaleti diye bir bakanlığın var ha. Bu vekalet kuruldu diye bütün her şeyi bütün söyle yabancı okullarda dahil olmak üzere tek bir merkeze toplamadım ki ben. Bir yasaya ihtiyacım var. Yani illa Milli Eğitim Bakanlığı'nı kurdum diye ben hepsini tek bir merkezde toplamadım. Peki Latin harfleri abi bu olmaz. Halka okuma yazmayı değil mi? Öğretmek kolayca yani Arap alfabesi, Arap kültürünün Türk kültürü üzerindeki etkisini ortadan kaldırmak. Türk Dil Kurumu güzel Türkçemizi değil mi? Bilim dili haline getirmek. Türkçenin güzelliğini ortaya çıkarmak. Peki Maarif Vekaleti hakkındaki kanun arkadaşlar tevhid-i tedrisatın tamamlayıcısıdır. Doğru mu? Biz burada ne diyoruz? En önemli adımı istiyoruz. Hepsinin merkezileştirilmesi. Tüm yurttaki söyle eğitim öğretim işlerinin tek bir merkeze yani Maarif Vekaleti'ne bağlanması tevhid-i tedrisat böylelikle milli birliğin kurulması yönünde en önemli adımı atıyorsun. Geç. Türkiye Hatay'ın ana vatana katılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisine başvurulmamıştır sevgili arkadaşlar? Bir bakın. Acaba
Nedir? Bence çoktan yapmış olmanız gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, gerekirse askeri müdahalede tehdit yaptık, biliyor musunuz? Askeri yığdık Hatay'a. Hatay'a askeri yığdık. Siz, herkes bunu bilmez. Musul için de yaptı aynı şeyi. Mustafa Kemal ikisi için de kartal politika izliyor. Hatta Hatay için benim meselem dedi ya. Benim meselem dedi bunun için. O yüzden de kartal bir politika, yani gerekirse askeri müdahalede de bulunuruz dedi. Peki meseleyi Milletler Cemiyeti gitti abi. Milletler Cemiyeti taşındı. Orada Sandler diye bir herif var. Bizim için olumlu bir rapor çıkardı Milletler Cemiyeti'nde. Türkler fazladır dedi Hatay'da. Ve Hatay dedi Türklere verilmeli dedi adam resmen. Doğru mu? Biz hatta burada bir plebisit şey yaptık, talep ettik. Yani halk kendi kendine oy, yani kendi talebinin kendisi Türkiye'ye mi katılmak istiyor, mandada mı kalmak istiyor, kendi kaderine kendisi tayin etsin dedik. Bunu da şey yaptık. Peki kamuoyu yaratmak için arkadaşlar Asım Uz takma adıyla Mustafa Kemal bir sürü yazı yazdı gazetelerde. Değil mi? Mustafa'nın gazetesinde ve arkadaşlar benim meselem diye öyle bir sahiplendi ki meseleyi, kamuoyu yaratmak istedik. SSCB ile anlaşma falan yok abi. Böyle Hatay için gidip de değil mi? Anlaşacağız, dış destek arayacağız. Aman Hatay bize verirsin falan. Böyle bir anlaşma yapmadık. Olsa olsa biz 2. Dünya Savaşı bugününe yakın ne yaparız bunlarla? Barış, dostluk, saldırmazlık, bu tür paktlar yaptık değil mi? SSCB ile özellikle 1939'da İngilizlerle yaptığımız dostluk anlaşmasına bir madde koydurduk. Dedik ki SSCB ile savaş yapılmayacak. O maddeyi koydurdu. AYT'nin sorusudur. Korkunç bir soruydu. Herkes Almanya'ya gitmiş. Neyse, karıştırmayalım. Arkadaşlar, Almanya 36'da 1925 Locarno Anlaşması diye bir anlaşma var. Bunda silahsızlanma durumunu onaylamış olan Ren bölgesine giriyor. Yani normalde Ren bölgesi silahtan arındırılmış ama Almanya dalıyor buraya. Ren bölgesindeki bu seferden sonra Hitler bir artistleniyor. Aman da ben ne süperim, benim egolarım ne, aman tavanda yaptı, ben dünyaya meydan okurum, benden büyüğü yoktur demeye başladı. Ve ne yaptı? İyice şımardı. Bu şımarıklığa neden olan kim biliyor musunuz mu? Aa, şu yatıştırma politikasını takip eden Chamberlain diye bir adam derse hemen gelir aklınıza. Bu da soru çünkü. Yatıştırma politikası. Bence çoktan buldunuz arkadaşlar. Yapıştır. Ne diyorsunuz? Tabii ki İngiltere'nin politikasıdır. Chamberlain'in politikası yatıştırma. Churchill gelince kartal politika izliyor. Yatıştırmayla falan olacak bir şey değil. Ren'den sonra herif nerelere dalıyor biliyor musun? Polonya ile beraber Almanya, Polonya'ya saldırısıyla 2. Dünya Savaşı başlıyor zaten. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar, geç. Yumuşama döneminde siyasi bağımsızlık kazanmak. Bak, dikkat. Burada hiçbir askeri ve ne diyor? İkili ittifaklara katılmayacak bu devletler yüzün üzerindedir arkadaşlar bunlar. Ve başka devletlerin kendi topraklarına üs kurmasına izin vermiyor. Böyle bir hareket başlıyor. Acaba bu hareket ne? Hemen çözüyorum. Bağlantısızlar, Orta Asya Türk nedir? 18'lerde başlar. Kolbaşı deme'nin hareketi. Enver Paşa da katılacak bunlara daha sonra. 1924'te şehit olacaktır Bağlantısızlar Hareketi'nde. Enver Paşa'mız. Evet. Arkadaşlar, Orta Asya Türklerinin Ruslara karşı söyle bağımsızlık hareketidir. Gazavat da bununla beraber yapıştır. Doğru mu? Şey, pardon. Bağlantısızlar demişim ya. Geç, dur. Arkadaşlar, şunu yapıştır. Basmacı diyoruz. Basmacı hareketi Orta Asya Türklerinin söyle ne diyelim? Kolbaşı Enver ve Enver Paşa'nın katıldığı Orta Asya Türklerinin Ruslara karşı bağımsızlık hareketi. Aynı şey Gazavat için de geçerli. Yapıştır. Milli Azatlık Hareketi şeyde, Azerbaycan'da. İntifada arkadaşlar, ne biliyor musun? İntifada ne? Bugün başımızın ne diyelim ya da canımızın acıdığı bir yer var. Filistin davası. İntifada, uyanış, ayağa kalkış. Yani ayaklanma. Doğru mu? FKÖ vardı ya, Fransız, şey Fransız diyorum. Filistin Kurtuluş Örgütü, Yasser Arafat. Değil mi? Bağımsız bir Filistin kurulması için uğraşacak. Arkadaşlar, burada basmacıyı, bağlantısızlar basmacı diye okuduk ya la. Bağlantısızlar hareketinden bahsediyor. Bence çoktan bulmuşsunuzdur. Çünkü bak, Soğuk Savaş döneminde ne oluyor biliyor musun? ABD, Sovyet Rusya, iki blok, tamam. Bu iki bloğun dışında bir orta yolculuğa çıkıyor. Diyor ki, iki bloktan da olmak istemiyor hacı. Tam benlik var ya. Biz iki bloğa da girmeyeceğiz. Siyasi Banduk diye bir konferans düzenliyorlar bunlar 55'te. Sonra ne oluyor biliyor musun? Bunlar siyasi bağımsızlık istiyoruz.
Hiçbir askeri ittifaka ne o bloktayız ne bu blokta izleyecekler. Katılmayacağız ve bunların bizim topraklarda üs kurmasına bile izin vermeyeceğiz diyorlar. Ve buradan bağlantısal harekete çıkıyor. Bak, Yugoslavya'nın lideri, unutulmaz lideri Tito başındadır. Sonra Hindistan'ın unutulmaz lideri Nehru bağlantısal hareketini yapıştır. Şeyin Mısır'ın unutulmaz lideri Nasır. Üçü arkadaşlar bağlantısal hareketinin üç lideri, üç önemli lideri unutma. Rum isteklerinin BM tarafından reddedilmesinden sonra, evet, şunu bitiriyoruz arkadaşlar, son soruya geldik. Peki Rumların kurduğu silahlı örgüt EOKA, bu şerefsizler var ya neler, kimleri katlettiler de Kıbrıs'ta, Amaning'de, Amaning, kanlı Noel'i bilir misiniz? Kimler öldürüldü, kimler şehit edildi burada? Arkadaşlar EOKA, EOKA, bu şerefsizler, sevgili arkadaşlar, terör örgütü neler yaptı? Bir kere adadaki tüm Türkleri imha etme politikasına girdi. Bizimkiler de tabii ki Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu. Rauf Denktaşlar o kadar önemlidir ki. Ve arkadaşlar bu adamlar sadece bize değil İngiltere'yi de Kıbrıs'a atmak istediler. Tamam. Peki Enosis dediğiniz olay nedir? Adayı Yunanistan'a bağlamak. Bunun için mücadele ettiler. Ve sevgili arkadaşlar bu şey terör örgütü üçü içinde, üç amaç içinde ne yaptılar abi? Terör ne diyelim? Yarattılar adada. Kanlı Noel dediğim gibi. Bak Google'a yaz. Ayrıntılarla öğren. O bebeklerin küvette. Ha, o fotoğraflar hala duruyor biliyor musun? Bugün de alıştık çocuk. Cesetlerini. Maalesef. Korkunç bir şey. Sevgili arkadaşlar 1.27'liği bitirdik. Daha 27, 27, 27'ymiş diye bir şarkı yok lan 17 milyon. Neyse arkadaşlar kanalımıza arkadaşlarınızı davet edin. KPSS'de yardırıyoruz bu sefer. AYT'de uçtuk gittik. Var ya o gün 500 kaç lan dur bakayım 300 saat bir gün 500 saate falan. KPSS'de ona olacağına inanıyorum. Sağa sola böyle alarm verin. Bu sizin için arkadaşlar. Yani bizim kanal uçar da kalkar da iner de. Ama benden öğrenin istiyorum. En böyle ne bileyim temiz haliyle şu tarihi. Ve kanala abone olun. Fakir biliyor musun? Fakir hocaya destek. Açık fakir hocaya destek. Fakir kanalımıza da destek. Bildirim zillerini açın. Her gün 3 tane öyle minnacıklardan göndereceğim. Onluk onluk onluk. Bugün de bir tane gönderiyorum. Bir de bunu göndereceğim tabii ki. Asıl bizim 27'lik. Asıl şeyimiz bu. Ve her seçeneği açıklayacağım. Konu anlatımı gibi olacak arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınıza başarılar. Arkadaşlar.